Arkadaşlar merhaba. Bugün Mercedes'in ve dünyanın ilk turbo dizel motorlu kupe aracıyla ayrıca 70'li ve 80'li yıllarda ürettiği 123 kasasıyla birlikteyiz. O zamanın E serisi de diyebiliriz. Ve de onun da belki de en az üretilmiş modellerinden bir tanesi olan kupe versiyonu. Ayrıca da onun da 300 CD olarak geçen 3 litre turbo dizel motorlusunu ve de bitmedi Amerikan kasasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Yanında da Fuat var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten bulunması çok 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 zor bir araçla birlikteyiz. Maalesef. Söyledik özelliklerini, sıraladık 4-5 tane. Fuat'ı daha önceden hatırlarsınız arkadaşlar. W124 gündelik kullanmakla alakalı videomuzda kendisi 250 Diesel Station'da böyle her şeyi anlatmıştı bize. Şimdi biz bu araca gelelim, sıraladık özelliklerini. Nereden buldunuz ya? Bu kadar ilginç bir araç hakikaten çok zor yani. Araç Almanya'ya gelmiş. Benim birader de Stuttgart'ta Almanya'da yaşıyor. Bana gösterdi. Dedim ki Tuncay, bu arabayı kesinlikle almalısın. Çünkü bu araba dünyada bir kere sayılı bir araç. Mercedes'in ilk ürettiği, seri üretim yaptığı kupe versiyon ve turbo dizel olan ilk araç. Sadece ve sadece Amerika piyasası için üretilmiş. Bunu bence kaçırma. Restoresini de Türkiye'de beraber yaparız dedim ve aldık. Aldınız. Bak, evet. bak. Ne var abi? Kasis. Kasis. Bu arabayla kasis testi yapılır yani, değil mi? Bak. Hoppa. Yani müthiş. Hem de E segmenti bir araçla geçiyoruz. Yani böyle aynı dönemin S serisi 116 yani manda kasayla falan geçsek daha bir ayrı geçeriz. Yani o dönemlerim gerçekten hoş bir araç. Evet abi, böldüm kasis masis derken seni. Estağfurullah. Sonra buldunuz Almanya'da abi, al dedin. Al dedim, oradan gerekli evrakları Alman, çünkü nüfusuna geçirecekti. Daha Amerika'dan gelmiş, Kaliforniya kağıtlarıyla duran bir araçtı. Kaliforniya aracı Amerika'da. Tabii Amerika. Kaliforniya'dan direkt Almanya'ya geliyor. Tuncay tabi yurt dışına sürülebilmesi için gerek evrakları yaptıktan sonra biz arabayı Türkiye'ye aldık, getirdik. Süper. Ondan sonra da uzun bir restore aşamamız başladı. Evet. Ne kadar sürdü abi? Yaklaşık 2 yıl. 2 yıl maşallah. Evet, iki yıl. Yani bu 2 yıl dolu dolu mu, yoksa araba yattı mı bir kısmı? Yok, full çalıştı. Sürekli. Full. Hiç boşluk yok ve hala ufak tefekleri var, hala devam ediyor. Aracın o ilk fotoğrafları var mı? İç dış vesaire falan. Yok. 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 O kadar mı kötüydü diyecektim. Çünkü biz onu çok düşündük. Yani bu kötü olacak bir araba da değil yani. Sen bunu ne yaparsan çok kötüyse toplaman zor böyle bir kupe ve Amerikan versiyon bir şeyi. Bir de üstüne dizel olunca abi, değil mi? Yani çünkü aracın ister istemez toplarken parçalarını tedarik edemedik. Çoğu parçada sıkıntı yaşadık. Yeri geldi Amerika'dan getirttirdik. Yeri geldi Alman versiyonlardan bir şekilde uyarladık. Farklı bir versiyon olduğu için ister istemez bütün parçaları bulamıyorsunuz. Bulamadığımız parçalar da oldu. Onları da bir şekilde Alman versiyonlarıyla birlikte uyarladık. Yani hala devam ediyor aslında. Yani %95 topladınız, hallettiniz ama hala ufak ufak bu işe devam ediyorsunuz değil mi? Kolay bir iş değil yani. Kolay bir iş değil. Şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Klasikte bir kere %100 diye bir şey yoktur. Doğru. Bu hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır. Fabrika ayarlarına getirdik. Bitti diye bir şey yok. Bitti dediğimiz yerden tekrar başlıyor. Restorasyon hiç bitmez yani. Hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Bunu birçok kişi söylüyor. Sen de zaten sürekli restorasyon içinde bir insan olarak Mercedes konusunda da özellikle bunu vurgulaya söyledin. Abi araba geliyor. Daha demin de vuruyordu biri biliyorsun. Evet. Ben uyarayım kıyamam. İçim yani böyle kıyılır. O yüzden ben görmüşken uyardım seni. Kusura bakma. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu arada burada bak bozuk yerlerden gidiyoruz. Ki burayı tamir ettiler gerçi. Abi o kadar yani kasiste de söyledim, o kadar yumuşak, böyle uçan halı da gidiyor gibi hissettirdiğim bir araba ki. Zaten süspansiyon yumuşak, bir de üstüne koltukların şu böyle yaylı somya olayı hep yaparım bu 70'lerin 80'lerin Mercedes'lerinde ki öncesinde de. Mesela bakar mısın abi? Bir sebebi daha var, biliyorsunuz güncel arabalarda lastik inceliyor, doğru, yanak inceliyor, jant büyüyor. Kazık dolayısıyla gibi oluyor. O da konfora negatif olarak yansıyor. Şuradan da bir U çeksene abi. Şöyle okey. Böyle bir onu da bir görelim bakalım. Bak iç şeritteydin, dış şeritten döndün. Şeyi evet. De güzel. Dönme çapı da. Turu. Aynen, turu da güzel. Bu arada şimdi hemen araç vites değiştirince birazcık sertçe de değiştirdi. Hemen aklıma gelmişken
motor özelliklerinden bir şöyle bir kabaca bir bahsedeyim abi istersen. Sıralı 5, 3 litrelik bir turbo dizel arkadaşlar. Evet. Ve 125 PS güç üretiyor ve de torku da 250 Nm. 4 ileri de bir tork konvertörlü otomatik şanzıman var. Evet. Performans verilerini de söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey üstüne, 123 kasada kullanılmış en büyük hacimli motor. Aynen. Evet. Benzinlilerde bu motor, dahil. Evet, öyle bir motor. En yüksek hacimli motor. Benzinde dahil. 280'i de vardı. Aynen. Aklımı karıştıran sadece şu. Petrol sıkıntısı yaşamayan bir ülke için dizel üretiliyor. Onun amacı şöyle. Mercedes Amerika'da emisyon ortalamasını tutturmak için bu aracı orada satmış. Az da değil. Yaklaşık 15.500 adet atmosferik ve turbo 300 CD araç satmış. 77 ile 1985 yılları arasında. Bak sollamaya geçtik. Şunu geçsene abi şöyle bir daha. Sanki böyle şey bir sollama simülasyonu yapıyoruz. Sen gidiyor evet. Abi. Yani gider şimdi bu hareketi benim 124 ile yapamazsın. Yapamazsın abi. Yani benzin 230 falan da bundan çok daha iyi gideceğini zannetmiyorum. Yok yani. Zannetmiyorum, bu daha iyi gider. Mesela abi gidiyor baksana cart diye çıktı 110-120'ye yani. O yüzden bence değişik yani. Hızlanırken 14 saniye dedik ama o turbo dizelin ara hızlanmalardaki gücünü bu araba gösteriyor. Kesinlikle. Benzinli ara araçlarda şöyle bir şey oluyor. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Yılların verdiği kaybı benzinli araç çok, benzinli motor çok rahat hissettiriyor. Ama dizellerde bu kayıp daha düşük. Yani bir de dizellere derler ya, çok kaba bir tabirle işe sen gidiyor vesaire. Hakikaten öyle. Ya modunun içine gidiyor adam, yanmış yağı koyuyor. Onunla bile gidiyor yani. Eski bunlar teknoloji. Belki daha tabii, eski teknoloji. Belki 200 dizeller için falan söyleniyordur. Bu biraz daha hani nazik olabilir. Üst düzey bir şey. Zamanla göre işte turbo vesaire de olduğu için. Ama yani gerçekten farklı bir olay bu. Almanya'da söylemişti Tuncay. Kaç tane? 8 tane. Almanya'da kayıtlı 8 tane. 8 tane Almanya'da var. Ülkemizde şu anda tek bu var. Tek bu var ki bu da Alman plakalı. Aynen aynen. Yani plakalı olarak yok büyük geldi. İhtimalle. Restorasyonu bittikten sonra geri gidecek. Süre geldi. Onu da anlatalım. Ha, yani süper. Kullana kullana geldi. Kullana yani, kullana da abi, götürecek değil mi? Tabii tabii. Süre gidecek. Yani, ama bunda çekiciyle, trenle veya gemiyle gidip gelmeyecek. Ankara, Stuttgart 3500 kilometre. Tam emin olmamakla birlikte. Evet. Az da yol değil. Orada evet. Ne yapacak abi artık peki Tuncay bu arabayla? Şimdi Tuncay da aynı benim gibi. Özellikle klasik Mercedes'lere tutkun. Dolayısıyla o da bu restorasyonu bitirdikten sonra başka bir Mercedes'te yine başlayacak. Bir Pullman'ı var şimdi. Ne? Ciddi mi söylüyorsun? Evet, Pullman'ı var, onu yollayacak. Kaç model abi? 84 model zannedersem. Yine 123 kasanın Pullman'ı. Ha, 123 kasa. Aa, tamam. Aynen, ben de dedim bizim 600 Pullman'lar var abi dedim ya o. Birden heyecanlandım aynen. Falan böyle. Aynen. Hatta onların kısaları var. Kısasıysa daha güzel diyecektim. Yok, onu yok. Da ayrıca çekeriz. Kısa çekimi yok, hep uzun çektik diye. Ha, bunun o zaman şeyini ya, stretched olacak yani, stretched diye geçiyor hatırladığım kadarıyla, uzun uzatılmış. Aynen aynen. Otel ringlerini Almancası long diye geçiyor. İngilizce long diyor. Doğru. Biz limuzin diyoruz genellikle. Limuzin. Türkiye'de de birkaç tane gördüm aynen, abi. Şurada aynen. Da kasisler var. Evet süper yani şey bitmiyor. Bu arabada bile bitirsem bir başka arabayla geçiyorsun. Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa'da özellikle de Almanya'da bu araçları istediğiniz gibi restore ettiremezsiniz. Çok zor abi. Neden ettiremezsiniz? Çünkü orada bir kere işçilik aşırı derecede pahalı. Doğru. Hani parça ucuz ama işçilik. İstediğiniz gibi işte bir kaportacı bulamazsınız. Ya da işte çekiç ustası bulamazsınız. Doğru. Onu Türkiye'de bulursunuz. Avrupa'da öyle bir şey yok. Çamurluk mu çarptı adam atar, yenisini takar. Kaputu mu beğenmedi atar, yenisini takar. Ama ülkemizde öyle bir şey var ki sağ olsun ustalarımız çekiçle o yapıyorlar tık, yani. Tabii tabii. Sanat, harika işçilikler yapıyorlar. Buna Almanlar da hayran kalıyorlar. Yani bu araç mesela gider gitmez H plakasını alacaktır. Hmm. H dediniz Almanya'da historik araç sınıfına giriyor artık. Klasiklere bu araba artık sokuyor yani tabii, direkt tabii, olarak tabii, o şekilde. Tabii. Süper. Bu arada abi ben ara ara da giriyorum. Kusura bakma anlatıma. Dinliyoruz tabii. Şimdi 115 kasaların yani 114 ve 115 kasanın yerine geliyor E serisinde bu araçlar. Evet. Mesela 114 kasaların da 6 silindirli olduğu için o şekilde söylüyorum. Kupelerini ben çok beğeniyorum. Kesinlikle. Bu da çok güzel. Onun dik farları vardı. 123 kasalarda bu şekilde yataya dönüyor zaten. Kesinlikle evet. Şu bahsettiğimiz bu kupelerin en karakteristik kısmı olan B sütunu bunda da yok. Yok.
Onda da yoktu ve bence bu aracın en güzel görünen kısmı da işte bu B-sütunsuz tasarım. Burada şu anda arkadaşlar bakın bir krom çıta görünüyor ama bunu indirdiğiniz zaman ki dış çekimlerimizi o şekilde yaptık. Direksiz. Görünsün daha güzel. Direksiz bir yapı var. Bir B-sütunu yok ve elinizi çok rahat koyuyorsunuz. Ondan sonra o görünüm muhteşem oluyor. İşte 560 sek 126 kasa kupede de benzer bir tasarım vardı. Yine aynı şekilde 124'te de var. 124'te de. Onunla da sonlanıyor. Aynen. Daha öncesinde de 108 kasalar vesaire. Aynen. Onlarda da oluyordu. Yani hakikaten çok şık bir tasarım detayı ve etrafında da bir krom çıta olduğu için ayrı bir güzel görünüyor. Böyle kalın, etli, butlu bir krom aynen çıta. Yani bu aracın çok karakteristik özellikleri. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu bir Amerikan versiyon. Ön tamponu farklı, arka tamponu farklı, farlar farklı. Yani aydınlatma grubu. Stoplar farklı, sinyaller farklı, mil saati farklı. Aynen, ondaki ilk söyledim. Bunlar mil, onlar kilometre. 200 kilometre gösteriyor, 120 evet mil. Maksimum 170 kilometre bölü saate çıkabiliyor bu araba. Arkadaşlar ve sıfırdan 100 kilometre bölü saat hızlanması da 14 saniye. Yani 14 saniye miymiş falan filan. Yılına göre düşündüğün zaman. Yılına göre 80. Dizel olduğu zaman. Aynen, 70'li yılların sonuçta bir şeyi, tabii, teknolojisi 80'lere uzamış olsa da o zaman tasarlanıyor. Ve de turbo dizel bir motorun o zaman kullanılmış olması da ayrı bir özellik. Kesinlikle. Şimdi hatta 126 kasalarda da 300 SD vesaire aynen, diye. Aynen 617. Yani Mercedes'in de böyle turbo dizeli ilk kullandığı arabalardan böyle öyle de bir tabii, özelliği tabii, var. Tabii tabii. İlk kupe olmasının yanında dizel kullanan bir de böyle bir olay da var. Aynen. O yüzden çok önemli. Yani Mercedes'in artık dizele ilk adım attığı motor belki de bu diyebiliriz yani şey olarak. Turbo tabii, tabii, dizel tabii, anlamında. Tabii tabii tabii. Turbo 116'da dizel başlıyor. Evet. 123'te ve 126 SD'lerde. Aynen SD'lerde. Bu üçü başlangıçtır diyebiliriz ama asıl başlangıç bu motorun ilk seri üretim konulduğu kasa 116 kasa. Aynen. Alman versiyonlarında yok. Aynen. Sadece ve sadece Amerikan versiyonlarında var. Evet. Öncesinde dizel motorlar yine kullanılmış ama turbo değil bunlar. Değil. Mesela atmosferik. İşte 110 kasalarda var. Bunlar var, var, var. 115 kasanın öncesinde. Tabii tabii tabii. İşte 115 kasada zaten çok yoğun bir şekilde kullanıldı ki sende 220 dizel var bir tane evet çekeceğiz 115 evet kasa. Yani ama turbo dizel anlamında bu araç çok öncü arkadaşlar. Evet. Şuradan bir bu çeksene abi. Daha dar. Ondan sonra bir yavaş yavaş bir o kadar performansından bahsettik, gücünden bahsettik bir şurada bir gazlayalım bakalım. Ben merak ediyorum. Hani 14 saniye görünüyor. Böyle bir arabayla 14 saniye biraz daha gidelim abi. Orası daha müsait. Şu yerleşim kasisten alanı geçim sonra deneyelim. Kasisten sonra. Ve 80 100 abi. Ve bir şey söyleyeyim abi bak şimdi şu önemli bence. Diyelim sen sakin sakin gidiyorsun veya boşa aldın o tip gidiyorsun evet düşük devirde. Bir dizel gır 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 geliyor. Dışarıdan araba geliyor. Dışarıdan geliyor çok güzel söyledin abi. Ama mesela bak şu seyirde bir dizel sesi alamıyorum ben. Bayağı gürültülü çalışan biri. Normalde motor, evet gürültülü çalışan bir motor. Dıştan baktığı zaman gır gır. Ver abi. Süper. Arabanın içinde bir dizel ses yok. Ben şu anda sanki normal bunun 4 silindirli bir benzinli motorunda gidiyor. Bak şimdi geldi mesela bak. Evet. O da rölantiye düştüğümüz için geldi. Rölantiye düştüğü zaman geliyor sadece. Normal gidişte bu motorda ben dizel sesini alamadım. Bilmiyorum sen aldın mı? Belki benim kulaklardandır. Yok yok kesinlikle haklısın. Bir ekleme daha yapacağım. Buyur abi. Bu arabada şimdi direkt olmadığı için yalıtım doğru normal 4 kapılılara göre biraz daha düşük. Daha düşük ona rağmen. 4 kapılılarda olsa emin ol bu rölantindeki o
hafif tınıyı bile duymazsın. Zaten onun için bu arabayı yıldız yapan zaten o. Aynen. Yani yıldız gerçekten detaylar. Bruno Sacco'nun yıldızın yıldız olmasında çok önemli paya sahip bir tasarımcı. İtalyan bir de kendisi. Onu da belirtmekte fayda var. Bir Alman tasarımcı da değil. Tasarım demişken dıştan bahsettik. Zaten Mercedes yıldızı bana sürekli orada kaputta göz kırpıyor abi. O bir Mercedes'in en böyle beğenilen. Bir de kaputun bu çıkıntısı 120'lerde benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani far genişlediği için ön kaput daha böyle belirgin. İçine de geçelim şöyle. Ben içine bakıyorum. Renk kombinasyonu zaten muhteşem abi. Muhteşem. Dışta apayrı böyle kahverengimsi böyle bir hafif patlıcan, tam olarak nasıl tanımlayamadım rengi. Sen şey yapabilir misin bana? Vişne çürüğüyle bordo arası. Ha, bordo böyle bir çok değişik güzel bir renk. İçte de böyle krem tava arası bir renk. Ve yılına uygun boya. Evet, yani öndeki o plakadaki koddaki boya kodu neyse bu o renk yani. Aynı. Tabii, tabii. Sonradan değil. Aynen. Ahşapları abi çok güzel. Böyle içiyle dışıyla uyum içinde. Tasarım desen zaten 123'ün gerçekten hoş ilerici bir kokpiti vardı. Direkt olarak 114-115'ten geçişte. Hakikaten muhteşem kombinasyonu. Bence bu kombinasyon biraz Amerika'ya özgü bir kombinasyon. Çünkü ben bu rengini çok hatırlamıyorum bu araçta. Amerikan versiyonlarında böyle renk şeyleri... Farklı renkler var. Farklı renkler var tabii. Özellikle beyazın bir tonu vardır. Mesela onu sadece Amerikanlara verirler. Yani bu renk de bence müthiş yakışmış. Yani kolay kolay bu da bulunmaz. Kromlarla bu Amerikan... Aynen. Tamponlarla içiyle dışıyla yani böyle jilet gibi görünüyor araba. Zaten bu renk iddialı bir renk. Aslında restore edilen araçlara bu renkler vurulmaması lazım. Evet. Neden? Dalgayı, hatayı, çiziyi çok çok aşırı derecede belli eden renkler. Doğru. Dolayısıyla restore edildikten sonra kişi aracına %100 güvenmiyorsa o rengi değiştirir. Otomatikman bir işte beyaz rengine döner. Çünkü biliyorsun beyaz bütün hataları saklar. Saklıyor evet aynen. Siyah koyu renkler en tabii, büyük tabii. sıkıntı. Tabii, tabii. Silsen bile bir şey kalıyor. Aynen. O da güzel bir nokta oldu abi. Bir de ben şöyle bir ekleme yapayım. 123 kasadan yani kupe, sedan, işte aklınıza ne gelir her türlü kasadan 2 milyon 700 bin tane üretilmiş arkadaşlar. Ve bu 2 milyon 700 bin aracın Amerikan versiyon vesaire hepsi de dahil kupesi sadece 100 bin adet üretilmiş. Evet. Şimdi hesabı siz yapın. Kupenin parçasını bulmak. Çıkma parçası mesela bulmak ne kadar zor? Son bir şanzıman ayarına girecek. Ha, şanzıman istediğimiz gibi olmadı. Hala böyle hafiften bir silkeleme var. Ha, evet ben daha demin söyledim zaten bir arada. O silkelemeyi de yani birkaç usta değiştirdik. Burada şanzımancı ustalarımıza da selam olsun. Her bir usta başka bir ustaya bizi yönlendirmek zorunda bıraktı. Her bir ustaya da bir meblağ ödedik. Ödedin ama olmadı. Bir türlü işin içinden çıkamadın. Peki bir de şey diyeceğim abi. Tam bunları demişken ben hemen konu değiştirdim ama. Hı hı. Donanım olarak çok kuvvetli geldi araç bana. Mesela sunroof zaten hani kupelerde olabilir ama elektrikli bir sunroof var. Evet. Ondan sonra bunun haricinde böyle ekstra bu araçta klima var. Amerikan versiyonlar tek paket. Hı, nasıl abi? Hepsi var. Her şey var. Evet. O ama yıl Amerikan bir de Kaliforniya abi Kaliforniya. Şimdi Amerikan versiyon yani. Olduğu zaman bende bir de 126 Amerikan versiyon var. Hmm. Onu da toplayacağım inşallah onu da bitirdiğim zaman. Evet abi onu çekmek onu da lazım. Anlatırım. Amerikan versiyon olduğu mu tek paket. Ne oluyor? Otomatik vites var mı o yıl? Var. Var. Klima var mı? Var. Tuşlu klima bile. Yani 123'te. Aynen yuvarlak değil de tuşlu. Yok, 126'lardaki gibi. Çok nadirdir tuşlu klima. Var. Elektrikli sunroofumuz var. El gazımız var, tempomatımız var. Süper, kruz var yani. Tabii 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 tabii. Vay, 4 cam otomatik 4 cam zaten o şey. Tabii tabii, aklınıza ne geliyorsa her şey vardır. Evet, hatta şu sesi öne arkaya geçiren tabii, tabii, mevzu tabii. var. Tabii tabii. 126'larda tabii. falan da yaygın bir ama şey. Bu Alman var. Versiyonlarında bildiğiniz üzere hepsi tercihe bağlı. İşte şunu istiyorsun, bunu istemiyorsun. İşte manuel camlı istiyorsun, atıyorum. Sunroof varsa klimayı istemiyor çoğu kişi. Doğru. Ama abi bunda klima şart yani. Şimdi şu anda konforlu konforlu gidebiliyorsak bunun sayesinde. Bayağı şu anda dışarının sıcağına hiç hissetmiyoruz. Ne güzel de sohbet ediyoruz klima sayesinde. Aynen, aynen. Ve dediğimiz gibi 70'li yılların teknolojisindeki bir klimayla. Kesinlikle. Şu tuşlar ne abi? Şurada bir şu var. Bu anteni çıkarıp indiriyor. Anten ha otomatik aynen. anten bu, var. Bu arka cam. Bu nedir abi? Birisi rezistans. Şu sunroof. Birisi de rezistans. Ha, şu rezistans, şunu evet, sunroof'tu evet, galiba. Evet, evet. Tam emin değilim, bakarız ona. Yani böyle her şeyi de doldurmuşlar arkadaşlar. Dönemine göre düşünün. 70'li yıllar. Günümüzde çoğu araçta evet. yok bundan.
Direksiyon zaten çok klasik bir Mercedes direksiyonu. 80'den sonra bu direksiyona aynen, 80'den geçti. 80'den öncesinde farklı, 80'den sonra. Aynen. Bu zaten hatta 126 kasalarda bile olan bir direksiyon. Tabii. Hatta 201, 124 kasada bile 201, bunu takip 124, eden tabii. 123'ün devam modeli. Çok başarılı 124'te. Bir direksiyon. Yani harika da bir görseli vardı. Bence de çok da. Sonrasını da severim. Airbag'li direksiyon da benim çok hoşuma gidiyor. Yani airbag o bana biraz kaba gibi geliyor. Böyle sanki ortada bir böbrek güzel, varmış gibi. Evet. Bu ayrı bir güzel. Evet. Gerçekten hoş. Teybi orijinal değil. Bunu değiştirdim. Kasetçalarlı. Evet. Yani normalde teybi mi gelmiş yoksa bu... Yani Almanya'dan aldığımızda bu teyp üzerindeydi. Ha, daha doğrusu Amerika'dan herhalde geldiğinde de bu teyp üzerinde olabilir. Hmm. Bilmiyorum. O da eski bir şey zaten. Eski kasetçalar yine eski kasetçalar. Yine 80'lerin bir şeyi yani. Tabii. O yılların çok farkı yok. Teybi. Evet. Yani... Biz de fazla dokunmadık çünkü bazıdan şunlar da var. Arabada yaşanılmışlıklara da fazla müdahale etmemek lazım. Kesinlikle evet. O çünkü da ayrı bir güzel olay. Bunu mesela sıfır yılında kim aldı? Nerelere gitti geldi? Ne yaptı? Ne tür anılara sahipti. Bunlardan da hani bir iki şeyi de bırakmak gerekiyor bence. Bence de. Aynen. Abi şurada bir yani limitlerini zorlamadan virajlı bir yer ve yokuş. Evet abi şurada bir bassana ya. Merak ediyorum bu aracın böyle salınımını. Çok güzel abi ya. Salmadı da arkayı yani. Salmıyor. Evet. Bayağı da bir şura mesela bak sağlam şey bir kökler hem, burada bak 60 kilometre bakalım. Bu turbo olduğu için böyle çekişli gidiyor. Öbürü zaten yoksa benim 220 olsa mümkünatı yok yani. Aynen. Yokuşu böyle çıkacaksın. Kesinlikle bak. Hatta araya gireceğim özür dilerim. Benim güzel 250 dizel bile böyle gitmiyor. Yokuşu çıkarken. Doğru. Niye? Benimki atmosferik. 95'i vurdu zaten. Evet. Doğru söylüyorsun. Bu arabanın bu arada şeyleri de var abi. Normal atmosferini de kullanmışlar. Onlar 70-80 beygiri yok yani. 77 HP civarında. 80 PS'e yakın bir gücü var. Bir anımı anlatabilir mi o zaman? Tabii buyur abi alalım. Şuradan da bir daha bir uyu çek istersen. Çekelim. Yıl 1996. Üniversiteyi ilk başladığım yıl. Babam bana araba alacak. Tabii o zamanlar Tempralar, Vectralar, Tipolar, Moda. Ben de öyle bir tarz bir şey bekliyorum. Babam gitti bana bir 123 kasa. 84 model 200 dizel aldı. Tabii o zaman gençliğinde şeyle yani ben bunu istemiyordum bu çok ağırdı şuydu buydu derken 4 artı 1 yıl hazırlık 5 yıl boyunca ben o arabayı kullandım. Çok iyi. Bir kere olsun yolda kalmadım. İkincisi muhteşem derecede ekonomik bir arabaydı. Bir öğrenci bütçesiyle düşündüğünüz zaman. Aynen. Ve gençliğin verdiği o hızı yapamıyordunuz 123 kasa 200 dizelde çünkü araba gitmiyordu. Yürümüyordu. Aynen. Yani neredeyse ayağımı bazen şeyden çıkacakmış gibi basıyordum. Ama araba yürümüyor. Gitmiyor yani. Ama çok güzel anılarım vardı. Ve araba bomboştu. Tam taksi arabası. Tam böyle Alman 4 taksi arabası. İleri şanzıman 4 cam elektrikli şey manuel. Klima zaten yok. Boş paket. Bomboş. Bir sunroof vardı. Sunroof'u da elle çeviriyorsunuz. Bunda elektrikli sunroof var. O zaman benim 84 olan 200 dizelimde şeydi, manuel sunroof'um vardı. Vallahi abi gerçekten. Ama şimdi babama hak veriyorum. Gençlerin altına ilk böyle aldıkları zaman çok hızlı araba vermemek lazım. Kesinlikle. Ama bugünün teknolojisinde de artık yavaş araba yok. O konuda da artık gençler biraz dikkat, daha dikkatli dikkat kullansınlar. Şimdi... Hakikaten. Eski araçlarda mesela bu araç mesela yolda kaldığınız zaman emin olun bir yerden ya bir pim çıkmıştır ya bir kablo kopmuştur ve onu bir şekilde siz idare eder çalıştırabilir yürütebilirsiniz araçları. Ama yeni nesil bir araçlarda zor. Arıza lambası yandın mı siz sağ çekersiniz servis gelmeden siz o arabayı tamir ettiremez yürütemezsiniz yani. Doğru. Kaldınız yani bittiniz. Kesinlikle. Bu kara düzen yani evet. Kara düzen demeyelim. Eski araçlar çoktan mekanik. Evet. Benzinli veya dizel fark etmez. Aynen öyle. Bu arada abi sizin çok güzel bir Mercedes grubunuz var, bir topluluğunuz var. Evet. Ondan da bahsedelim. Ben de evet. Takip ediyorum. Gerçekten çok faydalı şeyler paylaşılıyor. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Evet, yine rampadayız. Sen basıyorsun, ben de artık bitireyim abi yayını. Çok müthiş bir yayın oldu abi. Çok teşekkür ediyorum. Böyle özel bir aracı bizimle paylaştın. Umarız güzel bir video olmuştur. Siz de arkadaşlar
beğenmişsinizdir. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben de teşekkür ederim.